Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, çok farklı, değişik, güzel bir beş iş patik başlama tekniğini anlatacağım. Tığ kullanmak falan yok. Çok zevkli, güzel, farklı bir yapılışı var. Ben de Instagram'da Patik Perisi arkadaşımdan gördüm. Gayet hoşuma gitti. Beğendim. Kendisinden de izin aldım paylaşmak için. Şimdi sizlere de anlatacağım. Hani gerçekten çok farklı, değişik bir yöntem. Her zamanki gibi normal 5 şişimi aldım yanıma, bir tane de patiklik ipimiz var. Öncelikle hanımlar, ipimizi şöyle alıyoruz. Bakın ipimin ucunda yine şöyle küçük bir miktar ip bırakıyorum. İpimi şöyle iki parmağıma taktım hanımlar. Bakın, şöyle ipimi iki parmağıma taktım. İki şişimi alıyorum. Başlama yöntemi şöyle. İki şişin arasından şöyle girerek, bakın. İki şişin arasından böyle girerek Üst tarafa Şöyle bir ilmek doluyorum Bakın iki parmağımda ipim var Şimdi yapacağım işlem şu Üst parmağımdaki ipimi iki şişin arasından Geçirerek şöyle alttan dolandırıyorum Alt parmağımdaki ipimi de Yine iki şişin arasından dolandırarak Üst şişime doluyorum Bakın yine üst parmağımdaki ipim Önce iki şişin arasından girerek Alt şişin etrafında doluyorum Alt parmağımdaki ipimi de yine iki şişin arasından girerek üstteki şişimin etrafına şöyle bir kere doluyorum. Yine iki şişin arasından giriyorum. Bakın üst parmağımdaki ipimi alt şişime doluyorum. Yine iki şişin aradan girdim. Alt parmağımdaki ipimi de üstteki şişime doluyorum. Gördüğünüz gibi bakın yine iki şişin arasından girdim. Ee, e, alt taraftaki üst e, üst parmağımdaki İpimi alta doladım. Yeniden iki aradan giriyorum. Alt parmağımdaki ipimi de üst tarafa doladım. Tekrar iki şişin aradan giriyorum. Üst parmağımdaki ipimi alta doladım. Yine bakın bu defa bir üst parmağımdaki bir doluyorum, bir alt parmağımdaki. Alt parmağımdaki ipimi üst şişe doluyorum. Üst parmağımdaki, işaret parmağımdaki ipi de alt şişime doluyorum. Yine iki şişin arasından girdim. Üst şişime bir ip doladım. İki şişin arasından ipimi geçiriyorum. Alt şişime verip doluyorum. Artık patiğimizi kaç ilmek başlayacaksak o kadar dolayabiliriz. 10 ilmek mi 8 ilmek mi 12 ilmek mi. Artık her neyse o, o şekilde yapacağız hanımlar. Yine iki şişin arasından giriyorum. Üst tarafa doladım. İki şişin arasından girip alt tarafa doladım. İki şişin arasından girip üst tarafa doladım. İki şişin arasından girip alt tarafa. İki şişin arasından girdim üst şişe. İki şişin arasından girdim alt şişe. Bu şekilde kaçer ilmeğimiz oldu? 3, 6, 9. Şişlerimizde 9'ar er ilmeğimiz olmuş. Yine iki şişin arasından girdim. Üst tarafa doladım. İki şişin arasından girdim. Alt tarafa. İki şişten dolandım. Üste. iki şişten dolandım. Alta. Şimdi de 4, 8, 9, 10, 11'er ilmek olmuş. Neyse 12 er ilmek. Çift sayı olmalı. Üst tarafa doladım. Bir de alt tarafa doladım. Bu şekilde hanımlar. İlmeklerimizi doladık. Bakın iç tarafa şöyle bir düğüm atacağız iki şişte de 12'şer ilmeğim oldu. Patik burnu çift sayı ile başlanır hanımlar. 8, 10, 12 gibi. Şuraya şöyle düğümümü attım. İç taraftan örmeye başlayacağız hanımlar. İki şişimde de şu anda tekrar sayalım. 3 6 9 12 ilmeğim var. 3 6 9 12. İki şişte de 12'şer ilmeğim var. Şimdi diğer şişimi aldım. Bakın örmeye başlıyorum. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle öreceğim. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim ipleri sıkarak dolamışım şişime <laughs> Bir de parmağımı yaralı Ama e, gerçekten çok kolay pratik bir yöntem olarak Göründü gözüme şu ikinci ilmeğimi de ördüm ha, Şöyle çaprazlanınca daha rahat örüyoruz Şu üçüncü ilmeğim hemen İpleri nasıl bir hırsla doladıysam şişlere bayağı bir sıkı dolamışım biraz gevşek dolamakta fayda var ama ne yapacağım? Edeceğim, öreceğim. Şu üçüncü ilmeğimi de ördüm. Ben alttan şu dördüncü ilmeğimi alıyorum. Ben şu ilmeğimi şu dördüncü ilmeğim şu beşinci ilmeğim şu da altıncı ilmeğim Bakın ilk 6 ilmeğimizi ilk şişimizle ördük hanımlar. Şimdi kalan 6 ilmeği de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeği 6'şer 6'şer 2'ye bölüyorum. Eğer 10 ilmek başladıysanız 5'er 5'er 2 şişe bölmenizde fayda var. Kalan 6 ilmeğimi de şu ikinci şişimle örüyorum. Şu dördüncü ilmeğim. Şu beşinci, şu da altıncı. 12 ilmeği 6'şer 6'şer iki şişe paylaştırdım. Şimdi şöyle dönüyoruz. Bu şişte takılı olan 12 ilmek var. Bunu da 6'şer 6'şer 2 şişe paylaştıracağız. İlk 6 ilmeğimi örüyorum öncelikle. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. İçten girince daha kolay örülüyor. Şu beş. Şu da altıncı ilmeğim. Kalan altı ilmeği de diğer şimdi öreceğim çok da başlangıç yeri düzgün duruyor hanımlar bayağı bir hoşuma gitti şu üçüncü ilmeğim dördüncü ilmeğim 5 ve sonuncu ilmeği de örüyorum şuraya altın böylece 4 şişimizde de 6 ilmeğimiz oldu o şişlerdeki ilmekleri paylaştırdık eşit olarak şimdi artırma işlemini yapacağız hanımlar hemen başlangıç yeri şu ipimizin olduğu yer böyle kabul edelim Şimdi e, artırma işlemini şöyle patik burnumuza baktığımız anda bakın hanımlar başlangıç yerimiz burun kısmı gayet muntazam düzgün duruyor. Sağ ve sol kenardan bakın bu sağ ve sol kenarlardan artırma yapacağız. Öncelikle şu ilk iki ilmeğimi öreceğim bakın şu birinci ilmeğim şu ikinci ilmeğim artırma yöntemiyle bakın ipimi şöyle parmağıma doluyorum. Bakın bir tane artırdım bu şekilde artırmalarımızı yapalım. İki ilmekten sonra artırmamı yaptım kalan dört ilmeğimi düz örüyorum. Böylece birinci şişimizde 7 ilmeğimiz oldu. Şimdi ikinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta hanımlar. Çünkü kenarlardan artırma yapıyoruz patiğimizde. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son iki ilmeğim var. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Dönüyorum şöyle. Burada da hanımlar kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından hemen artırma yapıyorum. Buraya bir ilmek attım. Kalan 4 ilmeği düz örüyorum. İlk 3 şişimizde 7'şer ilmeğimiz oldu. 5 şiş patikte hanımlar e, ilmek sayıları eşit olmalı. 4. şişime geldim. Burada da kenar bakın şöyle sol tarafa düşüyor. Sonraki ilmeğim kalana kadar öreceğim kenara şöyle ipimi parmağıma doladım artırmamı yapıyorum kalan iki ilmeğimi düz örüyorum böylece dört işimizde de yedişer ilmeğimiz oldu bakın bir sıra artırma yaptık hanımlar başlangıç yerimizi şöyle yeniden göstereyim bakın izi bile belli değil çok güzel şık temiz bir görüntüsü var bir sıra artırma yaptık hanımlar bir sıra dört işimizdeki ilmekleri düz öreceğiz beş şiş patik burnunda hanımlar ben her sırada artırma yapmıyorum sebebi şu her sıra artırmamızı yaparsak patik burnumuz bir anda açılma yapar. Hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Buradaki 7 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Başlangıç yerimiz ipin olduğu yerde hanımlar. Oraya kadar örünce başlangıç yerine gelmiş oluyoruz. Dördüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmekleri de düz öreceğim. Böylece bir sıra ilmeklerimizi düz örmüş olacağız. Sonra tekrar artırmalara başlayacağız. Bakın sonuncu ilmeği de ördüm. Bakın ipin olduğu başlangıç ipinin olduğu bölüme yine geldik. Tekrar artırma zamanı. Bu defa yine ilk iki ilmeğimi örüyorum. Tekrardan şöyle ipimi parmağıma dolayıp dolayıp buraya bir tane ilmeğimi attım. Kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece hanımlar birinci şişimizde 8 ilmeğimiz oldu. İkinci şişime geçtim. Burada da kenar sol tarafta. Son iki ilmeğimi kalana kadar öreceğim. Bakın hemen kenarda son iki ilmeğim kaldı. Hemen buraya bir ilmek atıyorum. Son iki ilmeğimi düz örüyorum. Böylece ikinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Burada kenar hemen başta. ilk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından buraya bir adet ilmek attım. Kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece ilk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenarımız hanımlar sol tarafta kenarda. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son iki ilmek kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu hanımlar. Bakın başlangıç yeri orta kısım kendini iyice gösterdi. Gördüğünüz gibi izi bile belli değil. Çok temiz bir başlama tekniği. Tekrardan artırma işlemiyle devam ediyoruz hanımlar. pardon bir önceki sıradan artırma yapmıştık. Artırma işlemiyle devam etmeyeceğiz. Şöyle yapıyoruz. Bütün ilmekleri bu sırada düz örüyoruz. Çünkü bir önceki sırada artırma yapmıştık. Hani bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi artırma yapmadan örüyoruz. Bu şekilde. Ya Bugün bir bunu öğrenmenin heyecanına kapıldım. Ya bir şey öğrenince hemen sizlere de paylaşmak istiyorum. Onun bir heyecanı sarıyor. ilmeklerimizi düz örüyoruz. İkinci işimizdeyiz. Şimdi üçüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi bakın düz örüyorum. Bir sıra artırma yaparken bir sıra ilmekleri düz örüyorduk. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Şimdi de bu ilme buradaki dördüncü şişimdeki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın ipimizin olduğu yere geldik. Tekrar başlangıç yerindeyiz. Tekrardan hanımlar yapacağımız işlem şu yeniden artırmalar. Yeniden ilk iki ilmeği örüyoruz artırıyoruz. Böyle devam ediyor. Kalan ilmeklerimiz düz örülüyor. İlk şişimizde 9 ilmeğimiz oldu. İkinci şişimize geldik. Kenar sol tarafta. Son iki ilmek kalana kadar öreceğiz. Artırmamızı yapacağız. Bakın son iki ilmeğim var. Artırıyorum. Kalan iki ilmeği düz ördüm. Burada da yine 9 ilmeğimiz oldu. Üçüncü şişimdeyim. Burada da kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Kalan 6 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimizde 9'ar er ilmeğimiz oldu. 4. şişimdeyim. Burada da yine son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın hemen buraya da şöyle artırmamı yapıyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Böylece hanımlar 4 şişimizde de 9'ar er tane ilmeğimiz oldu. Bakın patik burnu iyice kendini gösterdi. Şöyle şekilde duruşunu da göstereyim bakın düz duruşu böyle şöyle açık görünüşü de bu şekilde iki şiş üzerine harika bir başlama tekniğiydi ben çok beğendim ee, arkadaşım e, patik perisi ona da gerçekten teşekkür ediyorum böyle bir bilgiyi paylaşmama izin verdiği için evet hanımlar şimdi artırma yaptık bir sıra düz öreceğiz artıracağız Artık nasıl model yapacaksak her bir şişe artırmalara devam edeceğiz. 14 ilmek mi 15 ilmek mi 16 ilmek mi 13 mi fark etmiyor. Sadece burada önemli olan başlama tekniğini anlatabilmekti Ben çok beğendim Çok hoşuma gitti çok sevdim e, hemen sizlerle de bunu paylaşmak istedim Umarım sizlere faydalı hoş güzel bir video olmuştur Hepinize beni izlediğiniz için bana vakit ayırdığınız için e, Beğendiğiniz için yorumlarla destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum Hanımlar hakkınızı helal edin e, yeni modellerde yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın Sağlıcakla kalın